Merhaba Expo TV takipçileri. Uzun bir aradan sonra günün sorusu ile tekrar karşınızdayız. Bugün günün sorusunda asgari ürete gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz ve bunun yanı sıra gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Çok ilginç cevaplar aldık. Bakalım vatandaşlarımız ne cevap vermiş. Lütfen bizi sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Asgari ücret normal, yani az, 3 milyar olması lazımdı. Çünkü bu adam kira veriyor, faturalar geliyor zaten. Yani 3 milyar olsaydı iyi olurdu. Acıdır. İnan marketlere gidiyoruz, yani hele gıda, yağ olmuş 63 milyon, çay olmuş şu, ana maddeler, yani yanına yaklaşılmıyor kardeşim. Yine meyve sebze normal. Elma mesela 3 kilo, 4 kilo, biber 5 lira, 3 lira alıyorsun. Ama bir yağ, bir çay, bir şeker, inan yanına varılmıyor. Zamlar. Abi elektrik zammı geliyor, inan şey yapamıyor. Hani dedin ya asgari ücret, adam ne yapsın? Kirasını mı versin? Faturasını mı yatırsın? Çocuklarına haçlı mı versin? Borcunu mu versin? Mesela ben vergiye mükellef bir esnafım 30 yıldır. Kardeşim ben bakırı ödeyemiyorum. Çünkü iki kere pazara çıkıyorum. Öbür pazarlarım tüm kalktı. Hani ekmeğimiz çok zor yani. Acı bir reçete yani. Ama sebze kısmı işte kardeşim alınır. Maruluydu, maydanozu bunlar hesaplı. Ama bu gıda anamızı alıyor kardeşim. İnan bak. Asgari ücrete gelen zam az abi, yetmiyor. Yetmiyor. Neden yetmiyor? Geçim zor abi. Su bile 1.250 olmuş. 1.5 olmuş. Yaşanmaz abi. Burada yaşanmaz yani. Harbi çok zor hayat. Yok abi. Yok. Hayattan soğuttular. Yurt dışına gidin. En iyisi yurt dışında yaşamak. Pahalı abi. Hayat çok pahalı. Arabalar bile 2 kat olmuş. Bir tane sıfır motor alıyorsun, Kuba motor. 10 milyar olmuş abi sıfırı. Eskiden 4 milyardı, 3 milyardı. Çok pahalı yani hayat, yaşanmaz. Çok ucuz. Hani asgari ücret bir insanı kurtarmıyor şu anda. Bir domatesin kilosu olmuş 10 lira. İnsan nasıl geçinecek bu asgari ücretin? Kira olmuş 600-700 bin lira. Bunu nasıl geçineceğiz? Az daha yükseltmeler lazım yani. Bu 3 lira, 3,5 lira, 4 lira olması lazım asgari ücretin normal hakkı. Valla onların hakkında da zaten aynıya geliyor. Asgari ücrete zam, azıcık zam veriyorlar, onlara da zam veriyorlar. Aynıya geliyor yani, zam diye bir şey almıyoruz biz şu anda. Sebebini bilemedim de ama olmuyor yani, asgari ücret çok ucuz geliyor. Hani az daha yükseltmelerini isterim. Valla zam yetersiz yani. Bu zamlara göre, bu sahte enflasyona göre yetersiz arkadaş. Başka ne diyeyim yani? Gelen zamlarda elimize geçmeden her şeye zam geldi. Tabii memnun değilim yani. Vallahi ne düşünüyorum? Normal ya. Normal mi? Evet. Şimdi tek taraflı düşünmeyeceğim. Normaldir yani. Bir evi barkı olanı bir kişiye normaldir yani. Aile zorlanıyor biraz tabii elbette yani. Zamlar çok pahalı şeyler. Enflasyon çok pahalı. Her şey... Geçen sene aldığımız, 50 liraya aldığımız ya bu sene 70 lira. Ha, nasıl yetişeceğiz, nasıl şey edeceğiz biz? Vallahi işte onu bilmiyorum ben. Sebebi ne yani şeye göre? Vallahi ne diyelim, devletimiz görüyor işte milleti yani. Pazarlık enflasyonunu görüyor. 4-5 liradan aşağı hiçbir şey yok. Yazık bu insanlar, ne yapacak yani? Yeterli değil. Yeterli değil. Anladın mı? Kaç yine verdi, kepçeden geri götürdü. Evet. Bu hayat şartlarına göre yeterli değil. Dengeli yok. Demin ne dedim? Kaç yine verdi, kepçeden geri aldı götürdü. Zamın, mumun hiç dengesi yok. Her şeye zam geldi. Zam vermesin, bir şeye zam vermesin, her şey yerinde saysın. Alıştık biz zama. Zama alıştık.
Mesela çay ki 20 liraydı, 40 liraya çıktı. Mesela 35 milyonluk zeytinyağı 60-70 lira buldu. Bunlar nerede yani, bu zamı ne anlam olacak? Öncelikle hoş geldiniz. Bana göre iyi yani, şimdi değerlendirmeye bakarsak, geçen senelerde duruma bakaraktan güzel. Ben normalde 300 bin bir şey bekliyordum ama 500 bin verdi, güzel yani bence biraz daha iyi. Geçen seneye bakaraktan, öbür seneye bakaraktan bence biraz, bu sene biraz daha güzel. Vallahi zam ister istemez geliyor. Çünkü mesela bizim ürünler olarak söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bizimki süte zam geldiği zaman ister istemez bizim peynirlere zam geliyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Aşağı şu anda geçen hafta 25'e satıyorduk. Bu hafta 30'a satmaya başladık. Mesela tereyağı 40'a satıyorduk. Mesela 45'e satmaya başladık. Yani süte zam geldiği zaman ister istemez bizim her şeye zam geliyor. Mesela yeme zam geldiği zaman tekrar her şey birbirine bağlı, zincirleme. Yani bilmiyorum artık nasıl olacak böyle. Ama